Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Terra Luna Classic, topluluk USTC yakımına hayır, diyor. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Terra Luna haberleri için Kripto Sesli Haber'e katılın. Terra Luna Classic topluluğu 8 milyon USTC'yi yakmayı reddediyor ve fonları geliştirme ve likidite için kullanmayı tercih ediyor. Teklif edilen yakımın reddedilmesine rağmen LUNCH ve USTC değişken piyasada fiyat düşüşleriyle karşı karşıya. Terra Luna Classic'in kilit doğrulayıcıları, daha etkili kaynak yönetimi arayışıyla USTC yakımına karşı oy kullanıyor. Yakın zamanda Terra ekosisteminin istikrarlı para birimi olan 8 milyon USTC'nin zincir geliştirme amacıyla yakılmasına yönelik bir teklifi reddettiler. Bu reddedilme münferit bir olay değildir. Aslında bu, topluluğun reddettiği 3. USTC yakma teklifidir. Bu reddedilme ne anlama geliyor? Dolaşımdaki arzı azaltmayı amaçlayan topluluk havuzundan 8 milyon USTC'nin yakılması önerisi topluluk tarafından reddedildi. Siz de kripto paraların takipçisi olarak şunu merak ediyorsunuzdur. Topluluğun bu kararı almasına ne sebep oldu? Doğrudan JP'den 8 milyon USTC yak olarak bilinen havuz, topluluk havuzundaki tüm USTC'leri bir yakma adresine göndererek yakmayı amaçlıyordu. Ama neden reddedildi? Görünüşe göre Interstellar Lounge ve Lunanauts gibi topluluktaki en etkili doğrulayıcılar, fonların diğer kalkınma amaçları ve projelere likidite desteği için kullanılması gerektiğine inanarak buna karşı oy kullandı. Rakamlara bir bakışta. Terra Luna Classic'in topluluk havuzu küçük değil. Stakeb'in verilerine göre 8,11 milyon USTC ve 3,61 milyar LUNCH'e sahip. Bu rakamlar akılda tutulduğunda, topluluktaki pek çok kişi zincir içi faaliyetleri ve diğer ilgili maliyetleri karşılamak için yeterli fonun olduğu görüşünde. Yanık arkasındaki niyetler. USTC'yi yakma fikri sadece mali bir manevra değildi. Yanmanın savunucularından biri olan Vegas Mop'a göre bu, topluluğun kendi kendine yeterliliğe ve sorumlu yönetime olan bağlılığını göstermenin bir yoluydu. Eylem, topluluğun deflasyon vizyonuyla uyum sağlamayı ve Terra Classic'in geleceği hakkında proaktif bir mesaj göndermeyi amaçlıyordu. Piyasa yanıt veriyor. LUNCH'un fiyatı, piyasadaki kitlesel tasfiyeler nedeniyle değerinin %22'sini kaybederek kayda değer bir düşüş yaşadı. Şu anda 0,00118 dolardan işlem görüyor. Öte yandan USTC, son 24 saatte %3'ten fazla düşüş yaşayarak 0,0274 dolarda bulunuyor. Terra Luna Classic nereye gidiyor? Bu son topluluk kararı, deflasyonist önlemlerin ötesinde bir odaklanmaya işaret ediyor. Artık odak noktasının kalkınma ve likidite olduğu görülüyor. Orijinal laboratuvarların zincir üzerinde çalışmaya onay vermesi, topluluğun gittiği yönün açık bir göstergesidir. Terra Luna Classic topluluğunun USTC'nin yakıcı önerisini reddetmesi, dikkatli, uzun vadeli gelişim odaklı bir stratejiyi ortaya koyuyor. Sürekli gelişen bir pazarda bu karar, dengeli ve sorumlu kararlar almanın önemini vurgulamaktadır. Bu, kripto para birimi topluluklarının karmaşık ikilemlerle, yenilikçilik ve ihtiyatlı kaynak yönetimi arasında nasıl denge kurabileceğinin bir örneğidir. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.